Neyse ben başlıyorum. Merhaba köfteler bugün size deniz altında yaşam nasıl videosu çekiyoruz tabii ki şaka bu. Deniz detaylı bir videosunu çekeceğim söylemiştim çok zamandır. Çünkü denizaltı gerçekten oyun'a bayağı bir yenilik katıyor nasıl diyecek olursanız. GTA'nın zaten şu anda artık sır değil. GTA 6'yı hiç geliştirdiklerine ben şahsen düşünmüyorum. Muhtemelen sadece logo falan yaptılar. Takılıyorlar. GTA 5'in online kısmını devam edeceklerini söylediler. Peki bu devam etme işlemleri sırasında neler yapıyorlar? Bildiğiniz gibi büyük bir hacker tool'unu, modder tool'unu kapattılar. Birçok değişik şey yapıyorlar ama Yine söyledikleri gibi Kayo Perico, Heist için e, olduğu gibi yeni haritalar çıkacağından da çok bahsettiler. Ve bunraya da bildiğiniz gibi Kosatka üzerinden gidiyoruz. Kosatka neydi? Denizaltını alıyoruz. Warstock gibi buradan alıyoruz. Daha önce Terrorbyte aldık. Terrorbyte aldığımız zaman uçan motora eriştik. Avenger havada uçan bir kaleydi. Onun videosu ayrıca var kanalımda. Biz bayağı bir uçan e, kale ile vurmuştuk mesela server'daki insanları Tabi hile yapmayanları. Yine Mobile Operation Center ilk defa çıkmıştı. Kendine ait görevleri vardı. Ama e, daha da önemlisi araçlarımızı ve silahlarımızı geliştirmemizi sağlıyordu. Şimdi oyuna yeni gelen kişilerin bu 3 araca birden sahip olmaları çok zor. Ama Kosatka gayet makul bir fiyatı var. 2 milyon 200 e alabiliyorsunuz. Sonar, sonara hatta para vermenize gerek yok. Twitch Prime kullanıyorsanız, Twitch Prime e, yani Amazon Prime üzerinden bedava veriliyor halen e, ve Prime ile birlikte gelen aboneliğinizde Twitch üzerinde rastgele beni bulup oradan kullanabilirsiniz. Eğer daha fazla sevdiğiniz başka bir yayıncı yoksa oradan da desteklemiş olursunuz. Yine guided missile'lar mesela birazdan göstereceğiz. Bayağı uzun mesafeli bir füze. Weapon Workshop bu önemli çünkü yeni bir oyuncuysanız MK2 silahlara erişiminiz zor olabiliyor. Buradan direkt olarak MK2 silahlara ulaşabiliyorsunuz ki Moonpool araçları da yine önemli. Sparrow özellikle uçan motorla uğraşmak istemiyorsanız çok hızlı biçimde yanınıza gelen bir helikopter ve e, bayağı da güzel silah falan da ekleyebiliyorsunuz. Silah eklediğinizde fena olmuyor. E, bu da 4 kişilik bir denizaltı. Tabi bitmiyor. Bir adet de arabayı da koymamızı sağlıyor. Ama ben denizaltının diğer kısımlarından gezmeye başlayacağım. Şimdi burada yatabiliyorsunuz. Bu çok önemli değil ama kıyafet değiştirebiliyorsunuz. Bakın diğer araçlarda bunları yapmak için... Ee, özel yerler almanız gerekiyordu Şu an denizaltı tamamen kendiliğinden geliyor Yani bu ne demek yeni başlayan bir oyuncu Direkt olarak hiçbir şey bilmese bile Çünkü mesela Mobile Operation Center'da Kıyafet dolabına alacak olursanız Bu sefer silahlarınızı modifiye edeceğiniz Veya araçlarınızı modifiye edeceğiniz yere sahip olmuyorsunuz Ama şu anda tamamen her şeye sahipsiniz Yani bir yanlışlık yapma ihtimaliniz yok bu ne demek? Yeni oyunculara uygun bir araç demek. Yeni oyuncu çekmek istiyorsa demek ki GTA daha gelişecek. Bir diğer özellik sineklerinizi buradan fullleyebiliyorsunuz. Bakın bunlar önemli. Mesela ofisten fullluyorduk. Ee, ne bileyim işte bu Doomsday East yaptığımız facility'den fullleyebiliyorduk. Ama direkt olarak Kosatka'da bu da özellik mevcut. Yani bu yine çok önemli. Burada radyo falan da var hani çok önemli değil bence ama yani var eksiksiz burada mesela bazı bölgelere giderseniz tabancalar vesaireler var sesi duyduysanız klik etti silah aldık yine başka haritalara gideceğimizi düşünürsek kıyafetin olması önemli ama araçlar ve silah yeri de var bakın burada geldiğiniz zaman yeni başlayan bir Oyuncuysanız bakın Weapon Workshop'tan bütün MK2'leri alabiliyorsunuz. Ha, eğer sniper'a explosive round istiyorsanız onun için yine bunker'a ihtiyacınız var ve bunker'a research yapmanız gerekiyor. Ama heavy sniper'ı normal kullanmanızı burası sağlıyor. Yani yeni başlayan oyuncu alsın abi denizaltıyı, devam etsin denmiş burada. Bu önemli bir özellik. Yine tabi füzeler torpidoları da mevcut O combat kısmını da videonun devamında göstereceğiz Burada e, güvenlik kameraları var Niye böyle bir şey koymuş bilmiyorum Denizaltınızın içine sızan fareleri görmek için herhalde bilmiyorum artık e, Çok mantıklı gelmedi yani Buranın içine girmişse o kişi takip etmek e, bilmiyorum İsyan çıkarsa falan diyedir belki Kafeteryaya tekrar geldik Bu bölgeyi gezmiştik İçinde biraz kaybolunabiliyor. Sanırım arada bir noktaya bir eklenti daha gelebilir. Öyle bir bölge var gibi geldi. Şimdi bakın burada göstereceğim bir diğer araç da şu. Bu Toredor aracı Stromberg'i de buraya koyabiliyorsunuz. Yani başka bir haritaya gittiğinizde Stromberg veya bu arabaya sahip olarak gidebileceksiniz. Düşünün mesela başka bir haritaya gittik. Ne demişlerdi? Bu Cayo Perico gibi başka bir bölge geldiği zaman benim kıyafetlerim yanımda denizaltıyla gelebilecek. Benim arabam bir tane araba ama araba deyip geçmeyin hem boostu var hem denizaltında gidebiliyor. Zaten denizaltının içine konması sebebi de bu. Hem de 4 kişilik yani gayet güzel başka bir haritaya gitsem tamamen işime yarayacak bir araba. Ayrıca Vice City temasına da uygun bir araç yani bir Vice City gelme durumunda Yalnızlık çekmeyecektir diye düşünüyorum Yani siz GTA 5'in haritasındaki o bunkerlara vesairelere sahip olmadan da En azından bir araba ve bir denizaltı helikopterle birlikte Hemen göçünüzü gerçekleştirmiş olabileceksiniz Bir diğer özellik de, burada bakıyorsunuz Bu Sparrow aracını ben çok beğendim Gerçekten uçan motorun yerine geçebilecek kadar çevik hızlı e, modifiye etme kısmı burada görebiliyorsunuz ve pınlarını alabiliyorsunuz minigun yerine ben roket tercih ettim Çünkü roket daha mantıklı silahsız da kullanabiliyorsunuz veya minigun da kullanabiliyorsunuz e, boyama seçenekleriniz de mevcut Yani gördüğünüz gibi gayet güzel size bir aracı da veriyor dikkatinizi çektiyse en başından beri söylüyorum Gerekli bütün her şeyi denizaltı tek başına sağlıyor Ben o yüzden zaten ayrı bir video çekiyorum Yoksa benim denizaltı videom vardı ama Tamamen her şeye sahip Yani bugün kayo periko olur Yarın başka bir yerdeki bir heist veya e, gezi olur Onu da nereden anlıyoruz Bakın burası kayo periko heistini açtığımız ekran Ama biz bu ekrana yarın bir gün Periko değil de kardeşim işte Vice City'deki işte Kuyumcuyu soyma heistinin Bilgilerini getir Bu sabit bir ekran değil yani buraya istenilen ekran gelebilir Bu da önemli yani geleceğe dönük bir araç Bu aracın e, her tarafında Bir sürü değişik özellik mevcut yine scuba e, Üzerinden çıkış yapabiliyorsunuz dışarıda scuba eşyalarınızı Giyip e, ayar yapabiliyorsunuz burada eklediyseniz güdümlü bir füze var şimdi hemen size bunu göstereceğim biraz silah özelliklerine başlayalım hareket kabiliyetinden önce ki biz denizaltı kapışması da yapmaya çalışıyoruz şimdi bir e, güdümlü füzeyi açtığınız zaman istediğiniz bölgeye doğru bunu sıkabiliyorsunuz şimdi dikkat edeceğiniz nokta şu ben bunu bir şekledim şey böyle. Baya uzun bir mesafe gidiyor. Yani ihtiyacınız olabilecek aslında e, silah gücünü de bu direkt olarak sağlıyor. Bakın baya 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 şehrin ortalarına geldim. Buradan neredeyse Vinewood yazısına kadar ulaşabiliyor. Çok uzak mesafeli bir füze. Yani e, elinizde bir yandan da güzel bir oyuncak da oluyor. Yani diğer aldığınız Mobile Operations veya Avenger'a göre Hani kendine göre bir atış gücü de var. Mesela Avenger'ı ben yine de çok beğeniyorum. Çünkü Avenger 4 kişi birlikte çok iyi ama bakın burası Gazino. Gazino'ya bunu çakabiliyoruz yani. Daha neredeyse gidecekti. Bulunduğum yerle Gazino arasına bakacak olursak yani neredeyse evesinin şeyine gidiyor diyebiliriz. Bakın buradan şuradaki Gazino'ya bakın. Haritanın neredeyse yarısı. Inanılmaz bir mesafe, gerçekten e, çok büyük bir mesafe gidebiliyor bu füze. Tabi bu füzenin atış e, gücü de var, onu da birazdan yan şeylere atarak göstereceğim. Burada eğer suyun üstündeyseniz periskopla da bir atış yapabiliyorsunuz. Şimdi diğer köftelere doğru ben bunu sıkacağım. VS yaparken de bunu şey yapıyorduk. Ama deniz altında olduğunuz zaman sadece bir kişi yetiyor. Bakın. Eğer böyle bakma modundayız sağ tıklarsak kilitleniyor bakın. Denizaltının diğerine kilitlendik. Düzesini attı bakın böyle salladı. Hemen patlatmayalım şurada küçük bir şey var. Aa bunlara kilitlenmiyormuş içinde insan yok diye herhalde. Hemen buna kilitlenelim. Hop. Güm. Gayet güzel. Periskopta bir kişi durup diğer kişi sürede biliyor. Ama yüzeyde olmanız gerekiyor. Yüzeydeyseniz 3 kişi böyle gezebilirsiniz. Bir kişi bunu fırlatır. Diğer kişi de işte periskopta durur. Bir kişi de sürer aracı. Ama battığınız zaman aynı şeyler olmuyor. Hemen bir füze daha atalım şimdi. Böyle oturma sahneleri de insanı geriyor yani. Yok şey bir şey. Hemen sıktık bir süre dolandıracağız sanırım. Direkt olarak şeye getirmemiz zor. Şöyle bir dolanalım, geniş alalım. Evet, denizaltılardan o renkliye dalıyorum. Çünkü açık renkli benimki de olabilir. Hop. Bakalım battı mı? <laughs> Etrafa sürüşe geçince de batıp batmadığına bakacağız. Zaten yazarlar şimdi. Tek attı mı denizaltıya? Ne oldu? Evet, füzeyi bir dakika arayla atabiliyoruz bu arada. Batmamış, tek atmamış bu arada denizaltıya. Evet, burada Enter'a bastığınızda sürüşe başlıyor. Sürüş kısmında, bakın yine kilitlenebiliyorsunuz, batmamış. Eğer E'ye basarsanız periskopa gene geçiyor. Az önceki gibi kilitlenmeler yapabiliyorsunuz. Ama e, sürüşe geçmezseniz... Uf, uf patlama sahnesi de gözüktü. Baya eğlenceli gözüküyor. Diğerleri de hemen batıyor. <laughs> Biz de batmayalım diye. CTRL'ye basarsanız batıyor. Shift'e basarsanız çıkıyor. Sonarınız varsa X'e basıyorsunuz. Batmış denizaltılar sadece X'e bastığınızda sonar açtığınızda belli oluyor. Yine sonarla da başka deniz altındaki gizlenmiş katsaları, kutuları bulabiliyorsunuz. Gayet güzel. Bakın şimdi e, ön kameraya geçiyorum V ile. Ön kamerada şu an periskopu kullanamıyoruz. Ama kendi torpidoları var. Böyle sıkabiliyorsunuz. Ufak ufak sıkıyor. Bizim denizaltı kapışmaları böyle olacaktı ama patlatmak Baya zor, hizalamak da çok zor. Yani kaç füzede gidiyor? Bakalım 7 8 oldu. Biraz çıkalım yukarı. Yani deniz üstünde uzaktan kapıştırmak birazcık daha zevkli olacak gibi geldi denizaltı kapışmalarında. Denizin altında çok fazla diğer iki kişi bir şey yapamıyor. Bu şekilde otopilotta bırakabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Mesela CTRL ile biraz dalalım. Bakın daha hala patlamadı. Bayağı bir sıktık. Hiç etki etmedi bana mısın demiyor. Küçük füzelere. Şimdi ben bu şekilde burada otopilotta e, bırakabiliyorum tekrar çıkmasın diye. E'ye basılı tutarsam engage diyor sol altta. Ben size şeyi göstermek istiyorum son olarak. Fast travel özelliği var. Denizaltıyı değişik bir yere götürebiliyorsunuz. Özellikle Kayo Perico Ice'di yapmadan önce bir önceki videoda 10.000 olarak göstermiştim bunu. Kayo Perico'yu bir kez tamamlarsanız kendi Ice'diniz olarak... 2000'e istediğiniz yere gidiyorsunuz. Bu bence çok güzel bir özellik. Çünkü bakın. Ta nereden nereye bir anda ışınlandım. Benim ee, orada mesela işletmelerim falan var. Bir anda gitmek mi istiyorum? Tak hemen. Yani Sparrow'u çekerim. Denizaltı'ya giderim. Hemen girerim o helikopterle. Ve daha sonra istediğim bölgeye kendimi ışınlarım. Gerçekten çok kaliteli bir özellik. Yani... Denizaltı şu ana kadar gelen bütün gerekli özellikleri bir araya topladığı gibi oyunun yani şu anda GTA normalde ne yapmıştı onu söyleyelim. Bütün bu bunker'dır vesairedir hepsini hangar dağıtmıştı. Her özelliği dağıtmıştı. Ve bu sayede de siz her şeyi almak için işte oyun parası satın alıyordunuz falan filan ama baktılar ki bu GT haritası artık yetmiyor ve yeni haritalar getirecekler. Bir adet sağlam araç içinde bütün gerekli her şey olsun. Oralara rahat rahat e, gidebilelim diye düşündüler diye düşünüyorum ve bu denizaltı bu tanıma tam olarak uyan araç. Yani biz başka bir yere demir atacaksak ki bir de şöyle bir şey de var. Gerçekçiliğe de uygun. Neden? Çünkü denizaltılar dünya çapında e, gezen araçlar, yani bir bölgeye yolluyorsunuz, o denizaltı geriye gelmiyor, nükleer oluyorlar çünkü e, senelerce kalıyor. Bu Pavel abimizin anlattığı anılarda da bunlar var. Diyor ki Sibirya'da şunu yaptık, orada bunu yaptık, Rusya'da şöyle oldu falan, her şeyi anlatıyor. Pavel karakteri de önemli. Yani Lester'ın yerine gelmiş, sürekli konuşan bir karakter. Ve bize anlattıklarına göre oraların hepsine gidebiliriz. Yani Sibirya'da bir operasyon olabilir. Cayo Perico gibi orası tropikal de Soğuk bir yere gideriz Alan filan. Yani bir sürü değişik şey aslında yapılabilir. Ben bu açıdan Denizaltı'yı o kadar beğendim ki böyle ayrı bir video çekmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok dikkat edin. Dediğim gibi Rastgelereiz.com'da Discord adresimiz mevcut. Twitch'te ve Instagram'da da Rastgelereiz olarak bulunuyorum. Hilesiz oyun oynamak istiyorsanız şu an mesela online'dayız, yayındayız, arkadaşlarımız mevcut girdik. Yani hilecilere de baya büyük bir darbeyi de vurmuş vaziyetteyiz. Hileden bıktıysanız, hileciler sizi oynatmıyorsa yine gelin ee, bu şekilde de videomuzu tamamlamış olalım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.